Selamlar, günaydınlar diyeyim benim için çünkü şu anda gün ayıyor, Eda uyuyor, kahvemi yaptım, birazdan kalkar o da kahvesini içer. Seferimize devam ediyoruz, Ruslarda kaldık bu ara. Bir arkadaş soru sormuştu geçen videonun altına, ona da bakacağım oyun içinde. Normalde yani sürekli konuşan biri var diyor arkada, bu erişilebilirlikte olması gerekiyor. Narratif, hani sen üstüne geldiğin zaman senin yerine şeyi okuyan bir muhabbet. Onu kapatacak. Ben de şu anda görünmüyor ama biraz araştırdım da öyle göründü. Neyse biz Ruslarla devam ediyoruz. Moskova Litvanya'ya karşı arkasında güçlü bir Moskova'nın kudretiyle 3. Vasili Somalensk Büyük Litvanya Hisarı'nı kuşattı. Hadi bakalım görelim. Oyun içinde de bakarız o ayarlara. In 1480, Moscow's army led by Ivan III faced off against the Mongols across the banks of the Ugra River. But the Muscovites, armed with guns, were too much for the Mongol army. When the Mongols realized reinforcements weren't coming, they retreated. Now Ivan III was free to pursue his ambitions to expand Moscow even further. Ateşli silahlar da bulunuyor. Despite the rapid rise of Moscow, it was still a vassal of the Mongol Empire. But after the stand at the Ugra River, Ivan III's ongoing refusal to pay tribute antagonized the Mongols. Yet, retribution never came. Cracks had developed in the highest levels of Mongol rule, and the Golden Horde shattered into smaller khanates, beset by infighting. So Moscow was left free to expand. Ivan III continued taking control of smaller Rus principalities by any means necessary. Some had been ruled for over 100 years by an historic enemy, Lithuania. Lithuania. Ivan III was determined to take them back. By 1500, he had turned Moscow into more than just a city or a state. It was an entity that he claimed represented all the Rus people. Ivan's successor, Vasily III, would fight to take back the lands from Lithuania that he believed belonged to Moscow. İki yıl mı sürmüş? O kadar böyle süre şeyinin sonlarında geliyor ki Ruslar da böyle bir yapı yapmışlar. Şu zaman çizelgesinin orada. 3. Ivan varisi, 3. Vasile babasının Rus topraklarını ele geçirip birleştirmesine mücadelesini devraldı. Sıradaki hedefi Litvanya'nın tahkim edilmiş Smolensk şehriydi. Hadi bakalım. Güzel bir hikaye ya. Gerçek olduğu için olsa gerek. Age of Empires 4'ün hikaye şeylerini... anlatımını, videolarını, ara geçişlerini, akışını çok sevdim gerçekten. Game Pass'te varken hala oynanıp bitirilmesi gereken bu. Bazen ben şey diyorum, hani acaba acele mi etsem? Game Pass'ten çıkmadan bitirsem mi? Çünkü birkaç tane böyle radarıma soktuğum oyun Game Pass'ten çıktı işte. Spiritfarer vardı mesela, o çıkıyor şu anda. Hades, en önemlisi Hades çıkıyor. Bilmiyorum, ucuz oyunlara belki Steam'den alırım ama Age of Empires'ı şu anda karşılayabilecek durumda değilim. Epey pahalı yani. Hadi oğlum. Süvariler menzilli birimlerle mesafe hızlıca kapatar. Kapatarak takıldın mı, zorluğu düşürmeyi dene. Biz arttırdık hocam. Teşekkür ederiz.
Ayarlar menüsünde birçok yerlemeye faydalı kısa yol bulabilirsin. Yani çok kompetitif oynamıyoruz zaten hocam. Köyleri ele geçirirken içindeki askerleri tüm yönetim binalarına düşman erişimini kaybederken sen erişim kazanırsın. Mızraklı askerler atlıları mükemmel şekilde karşılarlar. Karşılarlar da yalnızlar. Evet lütfen load yapar mısın? Teşekkür ederim. Grand Prince Vasily III dispatched his Rus army to Lithuania. His goal, to capture the fortress of Smolensk and expand Muscovy's influence. The Rus needed a strong position from which to prepare for their assault on Smolensk. If the Rus could secure each village, they would have use of its military buildings. They needed to choose carefully which village to take first. Birliklerim fazla varken süvarları alayım diyorum. Dediğim gibi birliklerin fazlayken süvarilere karşı başarı elde edebilirim diye düşünüyorum. The Rus took the first village, giving them a base from which to advance. The village of Roslavl was strong in the training of cavalrymen. O şeyleri alacağım, kutsal emanetleri. Okçu binası yok mu? Aaa. Enteresanmış. Bunlar sadece bunlar atlıcı. Şurada bir yerde bir kutsal emanet vardı. Git onu al bakayım, biraz altın kazandırır bize. Özür dilerim. Diğer köyleri de alacağız, acele yok. Acaba buralardan saldırı gelir mi? Готовьтесь к бою. Готовьтесь к бою.
Balıkçı yeri yapamıyoruz hiç, enteresan. Aslında Age of Empires'ın hani şeyidir, ne derler, temelidir yani. Kralımız burada değil ama. Hızlı bir şekilde alalım. The Rus advanced, taking a second village. The village of Yelnya had a long history of archery expertise. Hadi bakalım, bu saat biraz şunları bir topla bakayım. Yelnya. Oh! Buka
приготовляйтесь и наказы исполнять. Слушайте мой... Восстаньте, воины! Куда направляться? Сделано будет. Bilmem, demirci yapayım yani belki. Gelmez diye düşündüm ama. Bağlantı koptu. Bir saniye arkadaşlar, şunu bir kontrol edeyim ben. Hemen bir geliyorum. Geldik değil mi? Evet. Bir koptu geldi, ne olduğunu bilmiyorum ama offline de oynayabiliyorum galiba ya. Onu fark ettim şu anda ama emin değilim yani o konuda da. ...1200 altın lazım. Nedir yani 1200 altın elde edilir yani? Edemez mi? Şu üretimler olsun. Orada alıp giderim. Bu arada burada... Burada ne var? Bilmiyorum, bende bir şey değil galiba. Neden? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Siz buradan geliyorsunuz. Bayıldım ya o healer atlılara. Yalan yok. Şu arkadaşın dediği olaya bakacaktık. Şimdi dur bakalım. Ayarlar, erişilebilirlik, altyazı. Ben de çıkmıyor bu arada. O otomatik şey, narratif deniyor. Готовы будете, воины. Живу служба ради. Стреляет некто. Не смы. Живу служба ради. Yazmayı da aldık, aldık. The Rus now controlled three outlying villages. The village of Vyazma had supported Smolensk with well-equipped infantrymen. Controlling the outlying villages gave the Rus army a wealth of resources, allowing them to begin planning their assault on Smolensk. Two vital trade routes kept the fortress of Smolensk well supplied. So long as these routes remained active,
the Lithuanians could launch counterattacks against Vasily's forces. A Rus ally had stationed cannons in the village of Krasny. If the army could get to the village, they could add the cannons to their arsenal. Bir şeyler oldu ama tam anlam veremedim. Bir saniye, şimdi öncelikle bir şurada bir... Şunu bir yapalım. Bunu neden böyle şehrin içine falan yapamıyorum? O kadar mı yer bırakmadınız? The Rus were unable to eliminate all the Lithuanian traders. The well-supplied fortress launched an attack. Bilmiyorum ki ordumu nereye taşısam. Bir yerden gelecekler ama nereden? Şu çağa atlayayım da biraz gelişim göstereceğim yani. Amacım o. Altın, altın, altın.
O kadar işçiyi de öldürdük ha. Neyse. The Rus were nearing the village of Krasny, where Vasily's ally had stored a stockpile of cannons. However, Lithuanians had already captured the village and had it closely guarded. Took hold of Krasny, adding a battery of cannons and a valuable research center to their forces. Buraya aldık, toplar geldi. Üniversite falan çıktı. Люблю трудитесь вы спо. Наказывайте, сделаю всё. Готова есть к делу новому. Возведу всё, якобы. Воин, оружие готово есть. Наступаем. Тихо, воины. Наказы сделаю вся, яко накажете. О, спай хатларını bir an önce kesmem lazım ya. Слушайте все. Сейчас наказы будут. Есть к делу новому. Ah be oğlum. Oğlum işçileri niye öldürüyorsunuz lan? Şşş,
şu supply hatlarını kesmek lazım artık. Готовы служить? Да буду. Будет для меня приказ. Есть сон, есть отдохновение. Готов есть к делу новому. Ожидаем наказы. Ору землю. Готов есть к делу новому. Есть сон, есть отдохновение. Ordum çok yavaşladı ama bu şeyden dolayı, toplardan dolayı. Будет для меня есть сон, есть вдохновение. Наказывайте, сделаю всё. Şunlardan biraz altın yapayım mı? Gelişmem lazım çünkü. Şunu. Mancınık falan istemiyorum ben. Normal saldıracağım. Есть сон, есть отдохновение. На кого охотимся? Ну, ваше построено. Доказывайте, сделаю все. Есть сон, есть отдохновение. Доказывайте, сделаю все. Строите надо. На кого охотимся? The Rus destroyed the Lithuanian supply caravan, beginning the process of starving out Smolensk. If the Rus could stop all the supplies, they would ensure the army within Smolensk remained weak and unable to send out attacks. Çok enteresan bir kafa, yemin ediyorum. The thunder of Rus firepower and the force of overwhelming numbers, the army had breached the mighty walls of Smolensk. All that remained was to eliminate the Lithuanian army in the city itself. Çok asker kaybettim, çok. Oh!
Будьте наказы наши лучшие. Внемлите, лучники! Приходим на место, Ина! Şehir merkezini yıkmışlar lan. Düzeni sağlamam lazım yeniden. Altın her zaman lazım ya. Güzel topladım hızlıca. Öyle düşünüyorum en azından. 131 kişi oldu şu anda. Nasıl yeterli kaynak yok? Будьте готовы, войны! Войны! Наказ новый! Добре!
Да. Ya nasıl geliştim bir anda? Ya. Aldık galiba. Of the mighty fortress of Smolensk, Grand Prince Vasily III had succeeded in retaking the ancestral lands of the Rus. Muscovy's rise to dominance was gathering pace. Güzel bölümdü. Güzel, keyifli bölümdü. Biraz yaktık yıktık ortada ama olsun, savaş. Evet, hadi bakalım çıkalım. Sefer modundan bir sonraki bölümün adını görelim. Kazan. Tamam, her şey hani kazan derken win kazan. Rus şey kazan. Rubin kazandı. Onun gibi bir şey. Neyse arkadaşlar, keyifli bölümdü. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ben hemen çekeceğim zaten. Rusları bitirmek istiyorum. Daha doğrusu oyunu bitirmek istiyorum. Çünkü güzel oyun. Dediğim gibi bir de Game Pass'te rotasyon var. O rotasyondan çıkmadan oyunu tecrübe etmek niyetindeyim. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.